Defne. Siz de ne çok seviyorsunuz okulu ya. Coğrafyacı tam bir psycho. İyi ki sizin sınıfa denk gelmedi. Ödevleri zil çaldıktan sonra veriyor. Aman hadi neyse gidelim. Ne kadar abi? 100 lira abi. İyi günler. Kolay yaz. Evet gençler. Aynı adam mı istiyorsun? Ben anlamadım ki bunlar nasıl. Bozuk çıktı. Çekecek hiçbir şey gelmiyor. Gelmez olur mu ya? Bitirmişsin de ondan. Bitirsem bitirdim derdim herhalde. Geçen gün çalışıyordu. Şimdi daha da içine göçtü. Kullanılan malın iadesini almıyoruz. Kutusuyla poşetiyle verdim ben sana bunu. Aynısından tekrar istiyorsan vereyim. Hem önümde denersin. Okay, no problem. Yenisini ver. Gençleri zehirlemek kaç para bakkal? Ne diyorsun amca ya? Amcana başlatma şimdi. Bu taptaze gençlere ne sattığını gördün. Ha öyle gofrettir, sakızdır, ıvır zıvır öyle şeyler aldılar ya. Yanlış anlamışsın. Kim bilir ne gördün ne sandın. Tamam. Yanlış mı görmüşüz, doğru mu görmüşüz anlayacağız şimdi. Hayırdır abi? Hayır, hayır. Bunlar ne lan? Manyak mısın, hırsız mı? Çık lan dükkanımdan. Çıkacağım. Çıkacağım da beraber çıkacağız. Kalk. Kalk. Kalk yürü. 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 Beni emniyete götür. Sallama lan. Dost doğru yürü. Yürü. Ne oluyor baba? Kim bu adam? Bunları satmak yasak değil mi? Amir oğlum. Yasak tabii. Bu ergele 18 yaşından küçüklere satıyor bunu. İnsaf ya. Umut. Amirim. Şahsi alalım kaçakçı şubeye, ben de geliyorum. Anlaşıldı amirim. Gel benimle. Gel. Gel, yürü devam. Sen nereden buldun bunu? Yine hafiyelik falan mı? Sonra anlatırım. Sen bana hele bir çay söyle. Demli olsun ha. Gel bakalım. Şöyle otur bir. Okey. Bir üstümü değişeyim. Defne. Bunlar ne kızım? Hı? Bunlar ne? Benim değil. Bir arkadaşımın. Sende ne işi var? Saklamamı istedi o yüzden. Sen kullanmıyorsun yani. Yok. Emin misin? Ya baba yemin ederim. Vallahi kullanmıyorum. Yarın randevu aldım, doktora gideceğiz. Ne doktoru ya? Niye? Bakalım doktor da aynı şeyi söyleyecek mi? Ya baba ne gerek var doktora falan? İçmiyorum işte, kullanmıyorum dedim. Tamam kızım. Panik yapacak bir şey yok. Doktor da yarın aynı şeyi söylesin, ciğerler temizlesin. Mesela kapansın.
Defne'nin röntgen sonuçları çıktı. Hocamız sizi bekliyor. Buyurun. Sağ olun. Hadi bakalım Defne Hanım. Öyle gözünü belertip bakmanın kimseye bir faydası yok. Neyse halin görelim. Hadi. Vay be. Geçin otur. Defne kızımız biraz dumana maruz kalmış galiba. Bronşlarında patlamış mısır şeklinde hasarlar tespit ettik. Vallahi doktor bey, ben kullanmıyorum, evde kullanan da yok. Ama galiba asıl derdimiz bunlar. Yüzyılın vebası bunlar işte. Şimdi anlaşıldı bronşun neden böyle oldu. Peki durum kötü mü? Şimdi bu Meret daha çok yeni olduğu için çok fazla bilgi yok hakkında. Ama evali denilen bir hasar verdiğinden dolayı bunu tespit edebiliyoruz akciğerde. Bronşları tıkıyor. Nefes darlığına yol açıyor. Ama her hastada farklı belirti de gösterebilir. Amerika'da yaygın kullanımı var bunun. Bitkisel hayata götürdüğüne dair bulgular da varmış. Allah korusun. Bu cihazlar çok çabuk alışkanlık yapıyor. Etkin madde daha yoğun olduğu için. Bakmayın öyle şeker gibi durduğuna. Olduğu gibi zehir bu. Zehir. Peki şimdi ne yapacağız doktor bey? Tedavisi nasıl? Öncelikle küçük hanım kullanmayı bırakacak. Kendine daha fazla zarar vermek istemezsin herhalde, değil mi? Neyse ki daha çok başında. Kontrollerle takip alacağız artık. Baba! Söz veriyorum. Bir daha asla sürmeyeceğim o şey ağzıma. Tamam, merak etme. Arkadaşlarından geri kalmak istemedin. Gizli kapaklı bir şey yapmak ilgincine gitti. Ama kendini korumalısın kızım. Defne'm, eğer hasta olursan ne yaparız biz? Ha? Bu hayattaki en değerli armağan sağlık. Elimizden uçup giderse ne yaparız kızım biz? Ha? Tamam. Bir halt ettin. Özür diledin, pişman oldun. Ama eğer bir daha olursa külahları değişiriz o zaman. Söz veriyorum. Bir daha asla kullanmayacağım. O zaman gel sana pide ısmarlayayım. Epeydir yemiyoruz ha. Benimkisi kapalı kıymalı. Üstüne de bol tereyağı. Seninki de kuşkaşlı o zaman. Yanına da açık ayran.